Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet. Dersin adısı neydi? Muzakkere ve mutala. Peki. Hadi bakalım takdim et. Dersinin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Mütala ve müzakere. Mütala ve müzakere bugünkü dersimiz. Manası nedir? Lugatta geçen manası nedir? Külliyatta geçen manası nedir? Mütala ve müzakerenin. Ve bu mütala ve müzakere bizim kendi hayatımızda abi, enfüsi alemimizde, iç alemimizde ve afaki alemde bu mütala ve müzakere nasıl oluyor, nasıl gözüküyor, aklı, kalbi ve hizmetimizi nasıl inşa ediyor ve devamına nasıl vesile oluyor, buna dair bakacağız. Yani bu yönde bakacağız mütala ve müzakereye. Bu bir mukaddime abi. Bu mukaddimeyi de biz çeşitli başlıklar altında Risale'ye soru sorma tarzında abi açıklayacağız. Yani işte müzakere ve mütalaanın yararı nedir, faydası nedir, yapılmazsa eksikliği nedir buna dair. Yani bir soru cevap tarzında yapacağız abi dersi. Bu ders belki abi yani bir tane, iki tane, üç tane de söyleyebilir. Çünkü geniş bir konu, çok lezzetli bir konu abi böyle. Evvela böyle 3-4 tane soru başlığı altında abi biz dersi ele aldık. Mesela sorulardan bir tanesi... Yok, lugatına bir bakalım. Lugatına bakalım abi. Lugatta müzakere, bir konuyu, bir meseleyi, birkaç kişi bir araya gelip onu zikretmek, hatırlamak, anmak. Mütala ise abi, ilmi bir meseleyi, ilmi bir kitabı tekrar tekrar okumaya da mütala denir. Fakat şimdi bu mütala ve müzakerenin anlaşılmasından önce abi bir misal ben vermek istiyorum. Mesela Üstad Hazretleri diyor ki Kur'an'ın her bir lafzı manasına cilt olmuştur diyor. Manasına cilt gibidir. Bir misal vereyim abi. Mesela diyelim teras. 5 harften oluşur. Teras. Teras deyince insanın aklına evlerin en yüksek katı olan, ahşaplarla kaplı olan, orada çay içilen, yemek yenilen, istirahat edilen bir yer akla gelir. Fakat bu koca, yani ben tarif etmeye kalksam 10 dakika sürecek bu mana 5 harfe sığdırılmış. Bu teras kelamı, terasın özellikleri mahiyetine cilt olmuş. Onu tarif etmek için bu 5 harfi kullanmak lazım abi. Aynı şekilde bu hakikat Kur'an'da da var. Ve buna i'caz deniyor abi. Yani mana külliyetini kalıplara sokmak. Mana külliyetini kalıplara sokmak. Yani o zaman kelam öyle uyduruk falan değil. 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 Asla ve kata. Dolayısıyla abim, müzakere ve mütala da aynı, hani bu terasa biz böyle bir misal verdik ya, müzakere ve mütala da 6-7 tane harften oluşuyorsa da içinde o kadar çok sırlı manalar var ki Üstad Hazretleri aynı böyle ağaçtan çıkan bir meyve gibi külliyatın değişik yerlerinde bunu yaymış. Dolayısıyla bu mütalaanın ve bu müzakerenin mana ve mahiyeti olarak çok geniş bir manası var abi. Hem insanın enfüsi hayatında hem de afaki hayatta hizmete baktığı cihetle çok değişikli manaları var. Dolayısıyla insan yani bu derste müzakere ve mütalaayı birbirinden ayırt edip anladığı zaman külliyata bakış açısı, hizmete bakış açısı, kendisine bakış açısı ve kainata bakış açısı birden inkılap edecek mesela. Ben kendim için öyle diyorum. Yani bizzat kendimi muhatap aldım ve çok istifade ettim abi. Bunu hazırlarken. Evet. Evet. Şimdi biz müzakerenin tanımını yaptık. Mütalaanın tanımını yaptık. Bir de harflerin manaya nasıl cilt olduğunun tanımını da yaptıktan sonra şimdi müzakereye ve mütalaaya geçebiliriz abi. Evvela müzakere den isterseniz başlayalım, isterseniz mütalaadan ama
afaktan enfise geçeceğimiz için müzakere birazcık daha dış dünyaya, afaka bakıyor, zahire bakıyor. Mütala ise abi iç aleme bakıyor ve hususi bir insanın kainattaki Esma-i İlahiye'yi, Kudret-i Rabbaniye'yi, Mektubat-ı Samedaniye'yi okumasına daha çok işaret ediyor mütala bu cihetle. Öncelikle müzakereden başlayalım Hasan abi dilerseniz. Müzakere bir meseleyi, bir konuyu inceden inceye maslahatını ve faydelerini, bu külliyattan çıkan mana, zararlarını konuşmak, birbirine aktarmak, kendini muhatap alarak onu zikretmek nedir? Ve kayıt altına almak demektir müzakere. Bu külliyattan, yani külli bir bakışla müzakerenin sadece iskelet kısmı. Ehilleri arasında. Tabii. Ehilleri arasında olmak şartıyla. Buna kayıt altına almaya müzakere deniyor abi. İkinci bir mana, müzakerenin yapılma amacı nedir? Müzakerenin yapılma amacı, unutulan mühim bir meseleyi ya da o anda bilinmesi lazım olan bir konuyu ehil kişilerin çalışıp ve tetkik edip, onu muhafaza için bir araya toplanıp, zikredilip, konuşulmasına da müzakere denir. Şimdi buna bir misal veriyorum abi. Misalde, mesela iki talebenin bir kitabı... Siz notları alıyor musunuz? Hep dinliyor musunuz? Kaydediyorsun. Bir talebenin ya da iki talebenin bir araya bir mesele hakkında gelip konuşması, mesela matematikte bir işleme dair bilgi alışverişinde bulunması, müzakere olduğu gibi, iki muallimin, iki öğretmenin de mesela iki talebenin arasındaki ciddi bir anlaşmazlığı mesela gelip konuşmasına, yararı nedir, zararı nedir bunu konuşmasına müzakere dendiği gibi, ya da iki doktorun tıbbi bir meseleyi mesela tartışıp onun hakkında bilgi alışverişinde bulunması müzakere dendiği gibi, İki devlet reisinin de devletin maslahatı veyahut zararı veyahut yararı hakkında yaptığı bu ilmi görüşmeye de abi müzakere denir. Yani müzakere 6-7 tane harften oluşuyorsa da onun ifade ettiği mana çok geniştir. 7'den 70'e daireleri değişir. Dolayısıyla sadece 6-7 harf tarzında değil de koca bir mana olarak da bu kelimeye bakılabiliyor. Ve buna da müzakere-i ilmiye deniyor. Risalede de müzakere-i ilmiye ve müzakere diye de geçiyor. Biz tabii abi bu müzakereye dair yerler topladık külliyattan ve külliyata soru sorduk. Bu nasıl olur? Şartları nedir? Müzakerenin yapılma usulü nedir buna dair? Mesela sorulardan bir tanesi, müzakerenin faide ve yararı nedir? Bu birinci soru. Üstad Hazretleri müzakerenin yarar ve faydasını şu anda 520'de açıyor. Veya mesela orada diyor ki, hem birbirinizi teselli, müzakere nedir, yararı, zararı nedir, faydası nedir? Bir, hem birbirinizi teselli, hem kuvve-i maneviyeyi takviye, hem tatlı sohbetle müzakere-i ilmiye, hem nurların yazması ve mütalaları ile bu geçici zahmetin noktasını siler, rahmet yapmaya, bu fani saatleri baki saatlere çevirmeye muvaffak olursunuz inşallah. Bu müzakerenin insanın hem enfüs hayatında hem insanlar arasındaki yaşadığı o toplumsal hayat-ı içtimaiye kuralları hakkında, onların hakkında sıkıntılarını gidermek, Efendimiz Aleyhisselam'ın fani saatlerini bakiye tebdil etmeye ne yapıyor? Müzakere bu cihette vesile oluyor. Bir de Üstad burada bir mana gizlemiş abi. Zahmetin noktasını silme, onu rahmete çevirme. Zahmetle rahmet arasındaki tek fark Z'nin noktası olması, R'nın noktası yok. Diğer kelimeleri aynıdır. İşte bu müzakere-i ilmiye ne yapıyor? O zahmetteki noktayı siliyor, rahmete çeviriyor. Zahmet, rahmet. Dolayısıyla Üstad Hazretleri abi bu kelamı o hapishane esnasında, şu anlarda 520'de geçiyor, hapishanedeki abilere söylüyor. Nedir? Yani birbirine teselli vermesi, sonra kuvve-i maneviyelerini takviye, çünkü sıkıntılara düçar olmuşlar, sıkıntılar çekmişler. İlmi bir müzakereyi yapınca da
beyni ve kalbi bir odak merkezine kilitliyor. Hani siz abi derslerde çok söylüyorsunuz, meşguliyet ve teslimiyet diye söylüyorsunuz ya. Bu cihette müzakere bazı kalpleri, bazı fikirleri, farklı farklı kişileri kendi merkezinde toplayıp onların bu cihetle sıkıntılarını, dertlerini hem unutturmakla beraber onlara kuvve-i manevi olmasına vesile oluyor. Dolayısıyla müzakere bu cihetle insanlara has ve insanlara yakışır bir kaidedir ki kainatta insanlar demişler konuşa konuşa anlaşır. Bu şeyde bu bir araya gelmekte birbirlerini teselli, evet, sıkıntılarını kaldırmakta ile konuşmaları değil de sirayet var. Sirayet var. Bunu da üstad işaret ediyor abi. İnikas var diyor. İnikas ve insiba. İnsiba. Bütününe sirayet deniyor. Evet abi. İlginç. Yani müzakerede bu var. Şey de var bir de münazara var bir de. İlmi ve kaideye uyarak bu da ilginç. Bu da üçüncü bir şeyi, yapı, işletim sistemi. Münazara demek, ilmi ve kaideye uyarak fikir yoluyla kaynağına gitmeye, insaf zemininde hikmeti kullanarak çalışmak. Hikmeti kullanarak çalışmak, evet. Lugatta bulamazsınız, böyle bir şey yok da. Ben biraz baktım. İnsaf nısıftan geliyor Arapçada, yarılamak. Yani böyle dinlerken acaba ne diyor? Yani ne cevap vereceğim diye değil, ön yargılı değil de ne diyor bakalım Mehmet? Şöyle dinler. Ha, insaf bu. Yani doğru da diyebilir, yanlış da diyebilir. %50 %50. Buna insaf yani nısıf, yarılamak, ortadan bakmak. Ama sen konuşurken peşin kararlıyım, cevap hazırlıyorum. Seni dinlemiyorum yani. Ama böyle gözükürken münazara bu yolu kapatıyor. Münazara ilmi ve kaideye uyarak, fikir yoluyla, hikmeti kullanarak kaynağına gitmeye, insaf hakim olarak, yani insaf zemininde fikir yoluyla, fikir yoldur, hikmeti kullanarak kaynağına giderken ilmi ve kaideyi kullanıyorsun. Münazara deniliyor. Şimdi bu çok ilginçtir. Güzel şeyleri yakaladı, böyle şey yapıyor. Gidişata bakılırsa çok harika şeyler çıkacak. Münazarada, müzakerede ve ikisinde de şey var. Yalnız müzakerede şey aranmıyor. Bir meziyet fazla aranmıyor. Yani mesela diyelim ki çaycı Mehmet Efendi, tenekeci Mehmet Efendi, Hasan Feyzi abi hem mektepli öğretmen hem tarikat şeyhi. Üssev abi öyle, Hafız Ali abi öyle. Ama bakıyorsun bir bedevi gibi, yani şey yok, ilmi kariyeri olmayan kişiyle bir arada, buna müzakere deniliyor. Münazarada böyle yok işte. Münazarada hikmet kullanılarak, ehl-i hikmet mabeyninde, insaf zemininde, fikir yoluyla, ilmi ve kaideyi kullanarak çıkmadan aslına ulaşmaya çalışmak, ulaşırken taşınmak. Bu tahkik. Tahkik değil daha. Bu münazara. Ha, tahkik zemin şey oluyor. Hakikati bu. Yani münazarada ehiller var. Müzakere yapmak, daha çok dershanede bu geçiyor. Evet. Şu anda müzakere yapıyoruz. Ama eşit değiliz. O zaman Risale-i Nur bunu üzerine almış. Şimdi kaideyi bozarsan Risale-i Nur dosturlarında, o zaman münazaraya düşersin. Münazara zaten seni kabul etmezler. Müzakereyi de ölçün yok. Yani Risale-i Nur'u şey yapıyorsun. Evet, hadi bakalım ben yer yer
bazı şeylere gireceğim. Bir daha bir, siz zaten değindiniz, ben de oraya okuyacaktım. Neden nurlu nur risalelerindeki derin meseleler çok çabuk bir şekilde anlaşılıyor? Soru bu. Yani ilginç. Çok ilginç. Mesela Üstad Hazretleri soru ilginç. Başka yerde diyor ki İbn Sina'nın anlayamadığı bir meseleyi küçük bir çocuk Haşr Risalesi çok rahat bir şekilde anladı diyor. Peki neden çok çabuk bir şekilde anlatılıyor? Abi tarihçe hayat sayfa 738'de bu tarihçede abi 738'de İranlı bir nur talebesi buna çok harika bir cevap veriyor. Tarihçede. Takriz yazıyor. O takrizde de bu meseleyi açıklıyor. Yani neden İbn Sina'nın o zamanda anlayamadığı derin bir meseleyi küçük bir çocuk daha iyi anlıyor. Kendi fıtratlarında nura karşı böyle ciddi bir iştiyak var. Müzakere ortamında hemen canlanıyor. Bu nefsine mi alıyor? Bunu açıklıyor abi. Ve şöyle diyor, metin okuyorum abi. İşte bu saika bizi ve onları düşünmeye bile sevk etmeden Üstad-ı Kebir'e rapt ediyor. Bunu yapan onlardaki iman bağının kendisinde mevcut bulunan nuru asliğinin nur kaynağının merkez sıkletindeki cazibe kuvvetine incizap ve incilabıdır. Bunlar, bu kişiler, bu eserleri şimdi mütalaa ve müzakere etmekle tahsilleri az zamanda bazısının derhal husulüyle münkalip olmaktadır. Hemen bu meseleleri anlamasının hikmeti, her müminde, her fıtratta bir iman bağı var. Bu iman bağı da bir daireye benzetiyor. Merkez sıkleti olan nur-u üstada hemen gider diyor, yetişir diyor. Şimdi Üstad Hazretleri merkezde bulunuyor. Risale-i Nurlar merkezde bulunuyor. Bu cazibe var burada. Fıtrat da bu sırrı çektiğinden dolayı bir müzakere ortamında en zor hakikatler çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Zira senin fıtratındır o, diyor abi burada. Dolayısıyla ben de bir not düşmüştüm. Bunun olması da iman bağının aslı olan nura çekilmesidir. İkisi birleşince nur-i iman olur. Bu nur-i iman çok zorlu meseleleri, çok zorlu mesela işin içinden çıkılmayacak meseleleri bir anda inkişaf ettiriyor abi. Yani insandaki karşılıkları uyandırıyor. Hemen Risale-i uyandırıyor Risale-i Nur. Çünkü fıtratını sana okuyor, fıtratı sana açıklıyor. Kitabı fıtrat insanı kullanıyor. Kullanıyor abi, evet. İşte bu abi de onu çok güzel bir şekilde açmış. Maşallah. Böyle merkez evet. Kuvveti o cazibeyi işte çeker diyor, aslı nura gider diyor, bu tarzda açıklamış. İncizap ve cez bir araya gelmiş. Çekilme ve çekme. Yani Risale-i Nur tarzı beyanını gören lakayt kalamaz diyor. Evet abi. Çekilme var çünkü. Sonra? Şimdi biz müzakerenin bu cihetini ele aldıktan sonra peki mesela bu müzakerenin bir de bir ortamı olması lazım. Bu ortam öyle bir ortam olması lazım ki hemen bir anda insiba ve inikas etmesi lazım. Bir anda bazı hakikatlerin mesela açılması lazım. Hani biz abi dersin mukaddemesinde demiştik ya, iki devlet reisi bir araya gelse bunlar da kendi aralarında bir müzakere yapar. İki çocuk bir araya gelse müzakere yapar. Peki nur fedaileri yani nurcular kendi aralarında bu müzakere ortamları neresidir? Üstad buna da cevap veriyor. Yine şualar 491'de bir de barla 65'te diyor Üstad. Oradan okuyorum. Şu risale yani bizim müzakere ortamımız, bu manevi hisleri tefekkür edeceğimiz, konuşacağımız ortamlar neresi? Üstad Hazretleri çok farklı bir cihetten bakıyor abi. Birincisi, şu risale, yani 27. mektup, lahikalar, bir meclisi nuranidir ki, lahikalar, bir meclisi nuranidir ki, Kur'an'ın şu münevver, mübarek şakirtleri, içinde birbiriyle manen müzakere ve müdaveli efkar ediyorlar. İşte bu sır olduğundan dolayı Üstad diyor ki biriniz batıda, biriniz işte şarkta, biriniz cennette olsa diyor. Bu risalede diyorum. Bu risalede bir meclisi nuranidir ki, nurani bir meclistir ki Kur'an'ın şu münevver mübarek şakirtleri, nurlu şakirtleri, öğrenciler ne yapıyorlar? İçinde birbiriyle manen müzakere ve müdaveli efkar ediyorlar. Bu ne anladın sen ondan?
Yani müzakere, bir insiba ve inikas dedik ya abi. Tamam. Bu insiba ve inikas şu kitapta dahi, mesela Barla Lahikası'nda ne oluyor? Bütün nur talebeleri oradaki hissiyatlarını, icizaplarını adeta bir manevi müzakere suretinde buraya yazmışlar. Dolayısıyla şu kitap dahi açılıp bakıldığı zaman hemen bir anda mesela Hulusi abiye, bir anda Sabri abiye rapt olunuyoruz. O manevi meclise. Bu da müzakerenin manevi bir ciheti. Abi. Bu cihette ben alıyorum. Öyle başka ne anladınız? Hepimizin bir yerde olduğu bir yerde olacağız. Alacağım abi. Şu an. Dur şunu alacağım. Ha. Hepimizin belli bir yerde olduğu yerde olabilir abi bu. Yani herkes... Kimse bir yere gittiği yok. Herkes olduğu yerde olması gereken. Çekirdekte olur yani. He? Çekirdekte olur. Çekirdekte olur. Programda o zaman misalinin gibi çıkıyor abi yani. Sen ne dedin Mehmet'im? Şahs-ı manevinin burada hikmeti oluyor çünkü. Evet. Yani çok antikadır. Mesela bir 16. söz diyelim. Evet abi. Burada bir şahs-ı manevi öne çıkıyor. Ondan sonra telefon vasıtasıyla görüşüyorum. Hiç kimse telefonla konuşurken telefon hatırlamıyor. Tamam sanki karşılamış. Ya tamam ya getir ya. Ya şey yaparsın ya kaldır ya. Yükleyemediniz mi ya? Sen karşındaki gibi el hareket yap. Niye yapıyorsun bunu? Fena fil olduğundan ona bu hiç devrede yok. Zemin ama o. Zemin bu. Ama bu yok. Şey de öyle. Oysa mesela çok telefonla konuş. Muhatapmış gibi şu an. Muhatap yapıyor seni bu zemin. Bunu yapmasının şeyi, insanda böyle bir sistem var. Yani konuşurken her şeyle konuşuyor. Fikriyatıyla, düşünceleriyle vesaire. Burada şahs-ı manevide öyle bir sirayet var ki, yani birbirine geçiş var ki, mesela şöyle diyeyim, uzaktan uçağı uçuruyor. Kaptan yok orada. Bu tamamen sirayet kanunu işliyor. Adetullah'ta sirayet kanunu var. İstediği gibi yönlendiriyorsun. Havada. İstediğini yaptırabiliyorsun. Ama sen oturuyorsun, hatta odadasın. Ha? Odadasın. Çatındaki antenle istediğin gibi yapabiliyorsun. Ve yerdeyken uyduyu değiştirebiliyorsun. Bu sirayet kanunu. İnsiba ve inikas değil. İnsiba ve inikas daha şeyde olur. Münazarada olur. Muzakerede bu yok. Mekan ve zaman kalkıyor. Evet. Münazarada mekan şart. Zaman şart. Muzakerede yok. Nasıl abi? Yani muzakerede zaman zemin hem var hem yok. Evet. Şart değil. Hem var hem yok. Ama münazarada ise mekan şart. Mekan ve zaman şart. 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 Zeytinburnu mekanı ama hangi saatte? O şart. Muzakerede zaman ve zemin hem şart hem şart değil. Muzakerede dünya ve ahiret fark etmiyor. Muzakerede şey işlemiyor o kadar yani. İnsiba ve inikas da işliyor işlemiyor. Aslında muzakerede sirayet var. Evet. Sirayetin hedefi yoktur ve zamanı yoktur, mekanı yoktur. Akli bir şey değil yani. Ve çerçeve çizemez. Yani metafizik atom altı bir alemin işletilmesi. Yani mesela şöyle diyeyim. Eşyanın davranışını inceleyene fizik denilir. Benim tanımlama fizikçi desem başka bir şey der de. Ben avami yapıyorum, fizikçi değil. Eşyanın davranışını inceleyene ilime fizik denir. Eşyanın birbirine karşı iletişimine, münasebetine davranışı, bu davranışı inceleyene kimya deniliyor bence. Ne diyor bu diye bakarsan felsefedir. Mesela şu, bu ne diyor diye bakarsan davranışına fizik olur. Yapısına bir şey yaparsan biyoloji olur vesaire. Benim ilmim, bir şey anlatacağım da önemli. Benim ilmimin kaynağı bu. Bunu ortadan kaldırırsanız benim ilmim yoktur. Değil mi? İlmin kaynağı bu. Matematikte böyle yoktur.
matematiğin kaynağı yoktur. Haşa, Allah'a düşünmüyorsa bir insanın, ona cevap veriyorum. Matematiğin kaynağı yoktur ve yapanı yoktur. Matematiğin realitesi yoktur, mahluk değildir. Onun için matematik felsefesinde, bir şey anlatacağım bunlar. Matematik felsefesine, matematik hariç, matematik felsefesinde iki tane şey var, sistem çalışıyor. Bir tanesi, bir felsefede matematik yoktur, biz uydurduk diyor. Yani matematik, yani eşyayı, birbirimizi veya bir şeyi tanımlarken bizim nispet ettiğimiz, kurguladığımız bir sistemdir. Bu yoktur aslında, böyle bir şey yoktur. Matematiği inkar ettiler. İnkar etmek zorunda kaldılar. Matematik yoktur. Bir başkası diyor ki, bütün fenlerin, bütün varlığın, fizik, kimyanın, hatta Big Bang bile şeyin ortada çıkabilmesi için işletim sistemi. Şimdi matematik fakire göre, bana göre Adem'le vücut arasında bir berzahtır. Yoktur. Mesela 5 diyoruz. Vücut haricisi yok. 5. Ne 5? Mesela 5 tane bardak. Bardak var ama bardak yokken de 5 var. 5'i gösteremezsiniz. Nasıl bir şey? Arapça da böyledir. Latince de böyledir. Öyle mi? Rusça da bilmem nedir yani. Roma rakamında nasıldı? Hiç böyleydi değil mi? Böyleydi. X olursa 10'du değil mi? Öyle kalmış mektepte kafamda. 0,5'tir abi Roma rakamında. O Arapça'da pardon. Onu yaptım ya biraz önce. Arapça'da yaptım. Şimdi yoktur yani. Berzahtır. Yok. O artık matematik, yani bir şey anlatayım. Fiziğin kaynağı eşyadır. O yoksa o da yoktur. Şimdi Allah Resulü yoksa inikas ve incizap yoktur. Tamam mı? Bu münazara. Ama Allah Resulü'nün sirayeti var. Sirayet ediyor. Sen rüyalarda beni görürseniz diyor, sima ama. Sesim değil. Kesinlikle benim simama giremez, sirayet edemez. O beni. Sirayetin içinde hepsi var abi, değil mi? Sirayetin içinde var. Yani şöyle var. Hepsi şöyle değil yani. Bir tuhaf. Mesela Allah Resulü'nü rüyada Allah Resulü görene sahabe denir. Ben de görüyorum rüyada, değilim. Atomla görene mi sahabe denir abi? Yani atom da değil ki ya mesela. Çünkü kendisinde inikas ve insiba var. Burada münazara gerekiyor. Bu zemin ve zaman şart. Orada onda risalet boyutu da görmediğinden sahip olamıyor. Evet, risalet boyutu yok. Evet. Nübüvvet boyutu var. Sirayet ise mazi, müstakbel. Onu anlatmak için getirdim. Yani eşeği kaldırırsanız fizik yoktur ama eşeği kaldırırsanız matematik vardır. Çünkü sirayet bir şeydir. Sirayet vücutla Adem Aleyhisselam'la Adem arasında bir berzahtır. Mesela elmayı kim yaptı? Ağaç yaptı. Ağacı kim yaptı? İşte toprak yaptı. Onu kim yaptı? Peki Allah kim yaptı diye dinsizler soruyor ya. Fizik bilgisi kaynağı nedir? Eşyadır. Peki matematiğin kaynağı var mı? Yok. Matematiğin kaynağı yoktur. Yaratanı yoktur. Öyle bir duruşu var ki matematiğin, haşa. Bir şey anlamak için söyleyeceğim. Öyle bir vaziyeti var ki sanki ezeli ve ebedi. Mahluketi yok. Ama hiç de değmezsin. Peki yoktur. O felsefeci söyledi. Matematik felsefesi. Yoktur dedi. Biz kurguladığımız. O zaman bütün fenler onun üzerine şey yapılmış. Yok üzerine mi kurulmuş bu varlık? Bu doğru dedi. Yani matematik yoktu. Hakikaten vücudu yok. Ama matematiksiz kimya da yok. Fizik yok. Tamam mı? Mümkün değil. Matematiksiz hiçbir şey yok. Mesela diyor ki, Big Bang diyor ki, bilmem ne kadar, 10 üzeri bilmem ne saniye önce zaman başladı. Ondan önce sıfır diyebilmen için gene matematik kullanıyorsun. Matematiksiz hiçbir şey yok. Olmaz. Niçin? Kaynağı yok. Realitesi yok. Dünya berzah. Mahluk değil. O zaman matematik berzahtır. Yok. Niçin felsefeciler onu demek zorunda kalır? Abi diyor ki şimdi bu, abi nereye götürüyorsun bu meseleyi? Arkadaşlar, muzakere ile münazara arasında fark. Tamam mı? Şimdi
matematiğin kaynağı yok, zemini yok. Ama fiziğin kimyanı var, münazara. Fenler yani hikmeti kullanarak dendi. Anladınız mı? Evet. Hikmeti kullanarak. Fakat müzakerede hikmetin arkasındaki hissiyatı, latifeyi, metafiziği, lahuti, ceberutu, melekutu, yani enfus alemini kullanabiliyorsun müzakerede. Evet abi. Sirayet olduğunda matematik gibi diye ben geniş yelpaze yapmaya çalışıyorum. Bu dağlanıp odaklandırmıyorum. Kavranması için mevzunun ehli fene de şey söylüyorum. Onun için sirayet var müzakerede. Dolayısıyla yani insiba ve inikaz sirayette her daim yok. Çünkü sirayette bazen inikaz, mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam inikaz ve insiba yaparken ortamda aynı zamanda sirayeti var. Mesela bir de şu var. İnsiba ve inikasta vurur, vurdu vurdu, aldın aldın. Öyle değil. Sirayet de öyle değil. Osmanlı gider o camisine, taşına sirayet eder. Orada durur ama. İnsan taşta durur. Anlıyor musunuz bu ne dediğimi? Kulağınız duyuyor mu? Herkes her yerde var. Ben bu telefonu tuttum mu kardeşim? Ben burada varım. Kuantum fiziği öyle diyor. Her şey her yerdedir. Bu onlar dediği için değil. Bu zaten öyle. Bu bazen Osmanlı camilerine gittiğimizde bir ruh vardır. Ha işte bir o. Bir hava vardır yani. O sirayetin sabit kaldığından. Evet. Yani taşın içinde Osmanlı var. Evet. Ruhu var abi diyoruz. Yani şurada Osmanlı ruhu var. Düşünün benim ruhum bensiz düşünebilir misiniz? Balık kokusunu balık. Balık kokusunu balıksız düşünebilir misiniz? He? Mesut? Yok, düşünemez. Düşünemezsin. Işığı güneşsiz düşünebilir misin? Benim maneviyatımı da ruhsuz olarak bensiz düşünemezsiniz. Sirayet böyledir. Şimdi oraya gelecek, mekansız dedi ya böyle. Risale-i Nur bir mevzusunda öyle bir zemin hazırlıyor ki mazi müstakbel dün bugün doğmamış çocuk da var içinde. Yani o taşa Osmanlı sirayet ediyor. Sirayette kalıcılık var. Yani değiştiriyor orayı. Daha ileri biraz da götüreyim. Kazanıp böyle bakın elime bakın terden kazandığım pirinci yiyorum. Benim meşhur pirinç misalim çok meşhur bence. Çaldım yedim pirinci, çocuğuma yedirdim, çaldım. Ben kazandım, yedirdim, çocuk değişiyor. Çünkü o pirinçte ben sirayetim var, kalıcılığım var. Çalıyorum, ruhum pirinçte. İşte fenin çözemediği yer, protonla elektron arasındaki o boşlukta sirayet, niyet, nazar, manevi yapılar var, onları değiştiriyor. Protonu değiştirmiyorum hırsızlık diye niyetimle, nazarımla ama elektronu değiştiriyor. Proton. Çünkü niyet ve nazar, bir tane de dört tane söylüyor. Niyet, nazar, dua, manyete şey tayir eder. Niyet, nazar bir yerde diyor da diğerlerini de topladım. Dört tane diyor. Niyet ve nazar manyete şey tayir eder. Burada sirayet var, tamam mı? Sirayet. Şimdi bu öyle bir yer bulmuş ki maşallah. Risale-i Nur'un bir konusunda matematik gibi genişlettim. Sirayet gibi mazi, müstakbel, güney, kuzey, dünya ve ahiret hiç fark etmiyor. Birbirinde herkes her yerde var. Herkes her şeyde var. Dersi hep beraber yapıyoruz. Evet, şu anda hepsi varlar. Hepsi varlar. Münazara da böyle değil. Müzakere. Onun için Risale-i Nur dershanelerinde müzakere ve münazara ve mutala biterse o millet de bitti, o da bitti. Ne okursan oku evinde. Olmaz. 2-3 tane komşusu yoksa elindeki alakadarla ders yapsınlar diyor. Oturup odasında yapsın demiyor. Abi çocuk benim var ya kadın ya ben dinliyorum, okuyorum. O dinliyor. Dinliyor gibi gözüküyor. O da ortaya sirayetini atıyor. Herkes şu yaprak, şu kağıt şurada var. Şurada var. Şurada var. Bu her yerde. Burada böyle. Orada öyle değil.
Yani ben şimdi burada konuşurken metafizik dediğimiz melekut aleminde nasılım acaba? İhlas var, yok, sadakat var, yok, şuhadettir, bilmem nedir, zıkkımın kökleri var ya, bir sürü şeyleri. Orada beni ne yapıyor? Değiştiriyor, böyle yapmıyor ki. Evet, şimdi bu öyle bir şey yaptın ki alt üst ettin bizi. Yani bütün nurcular o mevzuda var. Sirayet var. Biraz da ilerlersiniz. Geneldir sirayet. İnsiba ve inikası hissedersiniz. Evet abi. Tecelli katta gözükmelerimizi göreceğiz yani. Tabii. Ya yani mesela diyelim ki bu risale, bu mevzuyu okurken o 16. sözü şöyle diyeyim. Bak şimdi. Şimdi Malatya'da birisi, Rusya'da birisi, İsparta'da birisi, Edirne'de birisi, Antalya'da birisi, dünyada birisi, şu geçen işte 100 sene, 50 sene önce birisi okudu, 50 sene sonra birisi aynı yeri okuyacak. Şimdi bir paragraf okundu mu bu? Bunu kim okumuşsa, okuyacaksa, bak okumuşsa, okuyacaksa, okuyorsa kuzeyde, okuyorsa güneyde, okuyorsa doğuda, okuyorsa batıda, hepsinin şahs-ı manevi ruhuna bir sirayeti oluyor. Sirayetten sonra ona insiba ve inikas ediliyor ve bu bizim bütünlüğümüze sebebiyet veriyor. Şunu kim okuyorsa burada var. Şu anda ben okuyorsam ben bunu, kim okumuş mazide, kim okuyacak istikbalde? Kuzeyde, Sibirya'da, Afrika'da, Doğu'da, Asya'da, Batı'da, Avrupa'da kim okumuş okuyacaksa ve okuyorsa öyle bir garip sır işliyor ki arkası, burada mekan var, zaman var, orada yok. Okumuş okuyacaklarla beraber aynıdır. Bir şey söyleyeyim mi? Mahiyeti insanı edilir, ikisi bu gayet mümkün. Ondan. Bak okuyacak olanla okumuş olan, okuyanlar hepsi bu noktada birler. Çünkü orada mazi ve müstakbel yok. Okuyacak olanla okumuş aynıdır. Hepsinin manası da var değil mi? Evet, bu kişi, bütün kişiler var burada. Ben onlardan alışveriş yapıyorum, onlar da benden alıyor. Böyle bir tuhaf, hadi bakalım. Müzakere böyle tuhaf bir şey. Şimdi dedik abi, bu risalede böyle bir manevi müzakere ortamı var. Sonra diyor ki abi, müdaveleyi efkar ediyorlar. Fikir alışverişine birbirlerini fikirlerine davet ediyorlar diyor. Müdaveleyi efkar. Sonra ve yüksek bir medrese salonudur ki. Kur'an'ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor. Yani mesela biz Risale'yi okurken abi bazı manalar kalbe gelir. Biz deriz ki acaba bu bizden mi? Belki bu gelen mana 50 sene önce Hafız Ali abinin o zamandan söylediği bir kelamdır, şahs-ı manevi havuzunda bulunan. Sen onunla bir bağ kurdun ya, onun söylediği o manayı belki sen tekrar ediyorsun. Havuzdan geliyor. Havuzdan geliyor. Çünkü neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi de abi budur ki, Üstad diyor muhakematta, bütün enbiyanın ve evliyanın bu kerametleri, mucizeleri onun bir mucizesidir diyor. Ne yapmış? O enbiya ve evliya dahi bütün kemalatlarını, bütün güzelliklerini ne yapmış? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan almışlar. Dolayısıyla yani bizim şu manaları söylerken müzakere esnasında kalbe gelen bir ilham, böyle bir sünat kabilden bir mesele, o zamanda söylenilen bir kelam, sen ne yaptın? Onunla bağ kurdun ve alıp söyledin. Bu tarzda da olabilir. Bunu bilmek neye faydası oluyor? Seni enaniyetten, gururdan, kibirden, haksız temellükten muhafaza ediyor. Havuzdan alıyorsun, benim diyorsun. Benim diyorsun seni değil mi? Ne kadar yalan oluyor. Yani. Olmadı gitti bu. Dolayısıyla seni gururdan, kibirden, enaniyetten muhafaza ediyor. Muzakere. Bunu bir bu ciheti bilmek yani. Bilmek lazım. Bilmek. Muzakerede enaniyetten kurtarıyor adamı değil mi? Bu tarzda bilirsen. Haksız temellük etmiş olursun. Haksız temellük. Çünkü hepsi bu meclisi nuraniden alıyorsun. Başka bir yerden almıyorsun. Üç tane değil mi? Haksız temellük, aynı darlığını bilmemek. Mevhumu muhakkak bilmek. Mevhumu muhakkak bilmekten. Şekil almış, Adem midir diyor. Vücut rengini ve suretini almış. Vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir. Vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir. Haksız temellük, aynı darlığını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten olan, muhakkak bilmekten gelen vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir. Yani bu muzakere ortadan kaldırıyor.
Ama bilirse. Bilirse. Ve abi, ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Hazine-i Kutsiyesi'nin sandıkçaları olan risalelerin satıcı ve dellallarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkan ve bir menzildir. Allah Allah. Bir daha o son cümleyi oku. Son cümleyi sen. Ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Hazine-i Kutsiyesi'nin sandıkçaları olan şu anlar 261 risalelerin. Yok abi. Barla 65. Allah şu anlarda da olabilir. He. Bir dakika. Sandıkçalı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Hazine-i Kutsiyesi'nin sandıkçaları olan risalelerin satıcı ve dellallarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkan ve bir menzildir. İşte burada yani şu 27. mektup olan işte Barlar Layıkası, Emirdar Layıkası'nın mahiyetini de burada bir nevi üstad ne yaptı? Tekrar açtı. Ve her bir risalenin de Kur'an'ın Hazine-i Kutsiyesi'nin sandıkçaları olduğunu söylüyor abi. Bu 261'de de şeyde var şualarda. Orada sağ tarafta sayfanın ilk paragrafın son satırında Risale'nin her bir kelimesi sandık diyor. Dükkan gibi abi. Evet, sandık. Sandıkta ne var? Kız ve erkeğin sandığında çizleri var. Her şey var. Tırnak makasında, başörtüsüne, delikanlının çorabından, takkesine, seccadesine kadar her şey var. Sandık deniyor. Çivi var, keser var. İşte sandık diyor. Ve her biri aldığı kıymetli mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor. Yani Risale'den o aldığı feyizler, o tefekkürler ne yapıyor? Bu kitap ortamında herkes birbirine orada söylüyor ve gösteriyor. Bu müzakerenin abi manevi bir ciheti. Yani müzakere maddiyatta ruhları, latifeleri böyle birbirine mezcedip birbirine böyle tesanüt ve uhuvvet ettirdiği gibi manevi noktada da 50 sene önce vefat etmiş bir nur talebesiyle 50 sene sonra gelecek bir nur talebesini de bu şekilde birleştiren bir ortamdır. Hmm. Bu manevi cihetidir. Ortama taşıyan bir şey. Taşıyan bir şey. Zaten üstad diyor ki seciyelerinizi ikaz ettirir diyorum müzakere ortamları. Müzakerede. Evet şu alarda 305'te diyor abi. Seciyelerinizi onu okuyalım. Okuyayım abi hemen aldığım yeri. Ha. Ders müzakeresinde zeki muhatap ve mucib cevap veren, icabet eden ve güzel seciyelerin inikasında Allah Allah. Birer ayna olmanız diyor. Bu da müzakere esnasında oluyor. Şey o inikası bir dakika o inikası. Seciyelerin inikasında birer ayna olmanız. Seciyelerin inikasında. Evet abi. Mesela şöyle bir misal vereyim abi. Şimdi seciye ne demek? Aslında bunun üstünde de özel bir ders yapmak lazım. Mesela fıtrat, seciye, ahlak, huy, tavır, hal. Seciye abi bunların hepsinde ayrı bir yer taşıyor. Evet. Bir de abi Üstad İçtihat Risalesi'nde sahabeler neden Resul-i Ekrem'e canla başla İslamiyet'e hemen duyar duymaz canlarını vermişler? Üstad orada seciyelerinde bulunan sıdk ve hakkaniyetten bahsediyor. Seciyenin içinde bulunan. Yani onlarda bir seciye var diyor. O seciye davalarına feda ettirmiş kendini diyor. Aferin. İşte mesela seciye örnek veriyorum abi. Mesela sadakat, uhuvvet, tesanüt. Mesela birisinde tesanüt yüksektir, birisinde uhuvvet yüksektir. Müzakere esnasında onlar aynı ya abi. Birbirine yansıyarak birbirlerinin eksiklerini tamamlıyorlar. Seciyelerinin inikasında birer ayna olmanız diyor. Bak, ayna düşünün. İnikas, güneş vuracak. Bana şimdi burada hangisi inikastır? Bak, güneş ışınları geliyor, siyah geliyor. Aynaya vuruyor, şekilleniyor. Aynadan yansıyor. Şimdi bana burada inikası gösterin. Foton mu oluyor abi? Evet, güzel. Tamam. Güneşten gelen inikas. Aynada gözüken temessül. Aynanın yansıttığı? Mumbasitakis. Dört tane vücut işte. Bir, iki, üç. Fotoğraf makinesinden çıkar, dört. Muhyiddin Arabi Vahdet-i Vücut meselesinde usta vücudun dört mertebesinden bahsediyor. Dördü de ayrı bir vücuttur. İnikas görüyorum, karıştırma. Her şeyi yerine koyacaksın. Bak geçmiş inikas dersini burada kullanacaksın. Vururken, mesela bak, ben şu anda varım size inikas ediyor. Evet abi.
sende temessül ediyorum. Ben aynı gözükmüyorum. Benim inikasımla senin, yani aynada güneş gözüküyor ama kabiliyetine göre. Senin kabiliyetine göre ben senin bazı şeylerin ortaya çıkarıyorum. Sen eyleme döküyorsun veya birisine anlatıyorsun. Anlatıyorsun, evet abi. En üstte o zaman şey oluyor, en üstteki değil mi? İnikas yani, güneşten gelen inikas. Aynada gözüken temessül, aynada yansıyan mumbasitakis, aks. Bir daha bir sizin bir misaliniz var. Aynaya bakan kişi aynayı taramaz. Mesela saçını tarayacak, aynaya elini sürmez. Aynadan kendisini görüp saçını tarıyor. Evet, yani çok ilginç böyle. Şimdi abim böyle yapar. Aslında bunu böyle saçını taraması lazım. Yapmıyor. Ne yapıyor? Saçını oradan tarıyor. Hı. Şimdi müzakere, bunu görmüyor ha. Bu müzakere ortamında da mesela seciye olarak, ahlak olarak birisi senden daha böyle o ilmi nazarı, nefsini muhatap alması daha üst gözüküyor. Sen de enaniyetini kırıp ona o nazarla baktığın zaman o aynadır. Ondan kendi hatanı düzeltiyorsun veyahut kendi kemalatını bir şekilde artırıyorsun. O adama bulmuyorsun. O bir ayna gibi sen kendini onu düzeltiyorsun. Çok güzel. Müslüman aynasıdır. Aynasıdır. Yani aynaya kaynayı kadınlar görür. Erkekler pek evde ayna görmez. Aynaya ayna için baktığı için kadın temizlemek için bakar. Nerede kirli olan şuna? Hiç kendisini görmez. Aynaya ayna için kiri görür. Erkek kendisi için olduğu için kir mil görmez. Ona kırılsa bile görmüyor. Şimdi Müslüman da aynası ya. Şimdi bakıyor böyle. Şimdi ayna çok tuhaf değil mi bak şimdi. Oraya bakıyorum. Gözüken bu. Bu yok yani. Bu. Şimdi bunun saçını taramam gerekirken bunu tarıyor. Hani çok tuhaf değil mi? Buraya bakmak için buraya bakıyorum. Buradan buraya bakıyorum. Aslında buradan buraya bakmıyorum. Buradan buraya bakıyorum. Bunun saçı taranması gerekirken bunu tarıyor. Buraya bakmak için burayla buraya bakamam. Mevcudatsız kendi kendini yorumlayamazsın demektir. İlla aynada görmen lazım. Buradan buraya, buradan da buraya. Ama o kadar üçü aynı olmuş ki, ha ayna, ha bu, ha bakan aynı. Onun için hiç şüphe yok. Aynada gözükenden şüphe de var mı? Olan acaba o ben miyim, ben o muyum? Ama şeyler hariç. Neydi? Şey var. Auguste Comte vesaireci. Kendisini inkar etmiş. Ne diyorlar felsefede? Var ya. Panteizm. Yok yok. Sofast. Sofestai de. Sofestai ama başka bir şey var. Yok başka bir. Yani başka bir şey var. Sana. Tabir. Risale'de geçiyor o tabir. Yani aynada gördüğü halde kendisini o ben miyim ben o muyum demiş. Bakmış Allah Allah. Mesela bazıları da aynaya bakınca korkuyor. Çok ilginçtir. Öyle bakınca fazla dikkat etmeyeceksin. Etmemen lazım. Çünkü hissiyatlar değişebiliyor. Değiştikçe yansıyor. Aklınla hissiyatına bakıyorsun. Allah Allah ya bu ne biçim bakıyor ya. Hiç olmadı mı? Bakmayın. Sebebi hissiyatlar değişince göz değişiyor, mimikler değişiyor. Göz öyle bir şua gönderiyor ki akılla onu yorumladığın zaman Allah Allah. Yani benim biraz işim bu ya. Önce saçını tara geç yani hiç uğraşma. Kendini görmek için hepsinden çıkman lazım. Evet çıkman lazım. Hadi bakalım. Güzel yerler bulmuş. Muzakere neymiş ya? Hiç kimse bir risale okurken, kitap okurken lugata bile bakmayız ya. Seciye de çok acayip abi. O zaman iyi olmanın en büyük şartı İmam Rabbani'nin dediği gibi o başkalarına oturuyorsan mümkün değil. Hiç şansın yok. Hiç sıfır. Bunun üzerine yemin ederim ki kötülerle oturup kalkanın iyi olma şansı hiç yok. Ne diyorsun? Yok kardeş. Geçici olarak demiyorum. Hep kötülerle oturup kesinlikle sirayet ediyor. İyi olma şansın yok. Şu. Sesle de sirayet var mı hocam? Bunu bitireyim o soruyu sor. Mesela pozitif kuyusundasın. İstanbul kanalizasyonunda kanalizasyon yapıyorsun temizlik. Aşağıdasın. Gül koku alma şansın var mı? Varsa kötü insanlarla beraber oturmanda gül kokusu alabilirsin. Sen ne dedin? Sesle. Aynen. Aynen. Müzik falan. Kesinlikle. Çünkü müzikte ve görüntüde kendisi var. Mesela abi olur mu ya? Elsine tüküm ve elma aleyküm. İnsanın pisliğinden bahsetmiyor, terinden bahsetmiyor, büyük abdestinden, idrarından bahsetmiyor.
neresinden bahsediyor? Simasından ve sesinden. Elsinetikum, lisanları. Ve elvanikum, görüntüleri, renkleri. Kimdir? Kişinin kendisidir. Affedersin, insan büyük abdesti ve idrarı ve kanı tahlille kendisi ne olduğu çıkıyor da sesten çıkmıyor. Kimi dinliyorsan o sana hakim. Sirayet ediyor. Hangi müziği dinliyorsan o adam kesinlikle vallahi billahi Allah'ı böyledir, böyle inanıyorum. 9 gün oruç tutmam lazım. Aynı bir tamamıya kendisi. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni görünce rüyada o benim, şeytan giremez diyor. Niye? Bak sima kendisi. Peki kelam kişi diyor İmam Ali, dilinin altındadır. Ustad Muhakemat 91'de de kelam kişinin karakterini gösterir. Zira hangi nerelerden taşınıyorsa onları ifade eder. Mesela dere geldi. Nereden geldi belli. Taşıdığı malzemelere bakın. Arabistan'dan gelen bir derede ağaç kütük olur mu? Karadeniz, Rize'den gelen bir derede ağaç kütük dal yaprak olur. Yani dersin ki olan yukarıda orman var. Taşıdığı kırmızı toprak, sarı toprak, bilmem ne topraksa yukarıdan haber veriyor. Su haber veriyor. Kimi dinliyorsanız, hatta bir ders yapmıştık, harama bakmak. Kişinin ta kendisi elvanikum ve elvanikum ve esinetikum. Yani lisanları, simalı, aynı bir tamamı kendisidir. Parçalamıyor. Yani şu ben miyim yani? Onun için şüphelenmişler de en büyük zatlara bir şeyler. Acaba biz miyiz, hayal miyiz ama hakikatiz. Ama devamlı dalga yayan bir şeyiz. Var olup yok oluyoruz. Devamlı tırmıyım. Şu anda ben sizi sirayet ediyorum. Onun için bazısının sesini duyunca niye nefret ediyor? Beni gören veya duyan 3 tane hal olur. Aşırı bir nefret olur. Gayz olur. Aşırı muhabbet olur. Hiçbir şey olmaz. Aynıyız. Aşırı adavet olur. Çünkü benim zıttım onu rahatsız ediyor. Aşırı muhabbet olur. Aşırı bir muhabbet olur. Mana mertebesine yakınız. Hiçbir şey olmaz. Beraberiz. Beşeriyetimiz. 3 tane şahsiyet var ya. Adamız. Araya giriyorum. Şey olsun diye. Hem seni teneffüs ettiriyorum. Güzel. Hem de eski bilgilerimizi devamlı canlı tutuyoruz. Her derste. Şimdi abi dedik ki bir müzakere ortamında bu tarzda olduğu gibi yani maddi bir müzakere ortamında seciyeler birbirine inkas ediyor. Onda hatalar düzeltiliyor, kusurlar mesela düzeltiliyor veyahut başka kemalatlar kazanılıyor. Şimdi bu Barla 65'te okumuştuk ya, şu risale diyor bir meclis-i nuranidir ki. Çok acayip bir şey ya. Barla'lık mı ya? Evet. Barla 65. Hakikaten benim okuduğum, benim Barla'da var mı o? Var. Mübalağız yaptığımı zannediyorsunuz ha? Evet, şimdi abi müzakere... 65 mi? Evet abi. Özür dilerim, 65. Bak, not da almışız geldi mi? Oo, çizmişiz hem de ha? Belki daha çok çalışmışız. Yok, çok bayağı şey yapmışız. Önce okunacak mektup demişiz. Kastamonu 17'de var. Barla'da 289'da var. Tarihçe'de 597, 698'de. Çok ilginçtir. İlk önce layık okumadan önce bunu okuyun demişim, not almışım. Layıkalar okunmadan önce bak, önce okunacak mektup. Çünkü risale, şu risale bir meclis-i nuranidir. Yani nurani bir toplantımıza vazife şey yapan, zemin yapan bizi odadır, dairedir, oteldir. Meclis-i nurani. Nurani. Allah Allah ya, çok ilginç. Şimdi abi zaman, ustad diyor ha. Şu noktada bir noktayı nazar söyleyeyim abi. Mesela zaman. Zaman, mesela mekana girince artık dakikalar, saniyeler, saatler, aylar, yıllar oluşmaya başlıyor. Şimdi bu tabire bakıldığı zaman üstad adeta böyle bütün nur talebelerinin bu nurani meclisini hazır bir meclis-i nurani. Meclis demek bir oturum. Mesela oturanlar hem zamanı değiştiriyor hem mekanı değiştirebiliyor, biliyor musunuz? Fiziksel de. Evet. Ve abi zamanı biz kaldırdığımız an, zamanı kaldıralım ortadan, biz o meclis-i nuranideyiz. Ve mesela bu kitaplar vasıtasıyla de o meclis-i nuranide Kur'an'ın sandıkçaları olan bu risalelere ne yapıyorsun? Dellallık etmiş oluyorsun. Birincisi buydu abi. Şimdi mesela zamanı kaldırdığımız an veya zamanı kaldırmasak dahi
Mesela Üstad Hazretlerinin o haline, ahvaline bakıyorsun. Veyahut o abilerin risaleler hakkındaki his ve telakilerine bakıyorsun. O şirin, belagatlı mesela takrizlerine, mektuplarına bakıyorsun. O Meclis-i Nurani'nin farkına vardığın an onlar birer ayna oluyor. Sen kendini onlarda ne görüyorsun, ona göre kendine yön veriyorsun. İşte laika mektupları aynı bu şekilde sana yön ve rotayı gösteren, senin mesela eksiklerini, fazlalıklarını gösteren, senin istikamet noktasında düsturlarını, çizgilerini gösteren böyle müthiş bir ayna gibi. Sana bazı hakaikten, bazı hakikatten haber veriyor. Mesela sizin bir misaliniz var abi. İman hakikatleri vagon ve trense, laikalar onun üstünde gidilen raydır. Bu abi bu sırrı gösteriyor yani. Ve üstad buna şu risale diyor. Yani 27. mektup olan laika mektupları. Şey ne düşünüyordum biliyor musun? Meclis-i Nurani. Şimdi meclis ya, Risale-i Nur bize giriş kapısı veriyor. Yani bir evde biri sokulsa, dağda da biri sokulsa o giriş meclis-i Nurani'ye giriyor. Giriyor. O girdikten sonra mekanı ve zamanı eğiyor. Üstad diyor ki zaman diyor bir hat-ı müstakim üzerine gitmiyor. Öyle gitse bir daha görüşme imkansızdır. Kimse kimseyle. Evet. Ondan sonra bir daire bari bir hareket yapıyor diyor. Hani kalemin yay var ya, helezonik yay gibi. Evet. Böyle döne döne gidiyor. Aynı yerde dönmüyor ama döne döne. Şimdi bu helezonik yay ya. Şimdi ben İmam Azam'dan şey yapayım. Sabah namazına girdi. Meclis-i Nurani yapacağız. Sabah namazı. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elif, Lam, Mim. İkinci süre ya. Ulauzu bi Rabbin Nas. Kur'an'ı hatmediyormuş. Sabah namazında. Cemaat arkasında hatmi Kur'an'ı yapıyormuş. İki rekatta. Okunur mu? Çünkü zaman eğiyor. İşte Meclis-i Nurani'ye girme miktarınla mekan ve zaman dışı. Buradan girdin kapıdan, kapıdan girdin. Anahtarı kullandın. Elhamdülillahi Rabbin Alemin. Ki anahtarın kilit. Girdin içeri, hiç dışarıya benzemiyor. Yani mekan ve zamanı eğiyor. Yani şöyle bakın, ona geleceğim. Şöyle ya zaman. İmam Azam girdi içeriye, böyle kıvırmadı da, böyle çok uzak mesafeden kıvırttırdı. Bu kadar korkunç bir mesafeyi ve zamanı zamansızlık içine koydu. Yani tık tık, saniye düşün, makineme bak, tık. Tık, tık tık değil mi? İki nokta. İşte İmam Azam giriyor şeyden, bunu bir açı veriyor. Aynı tık içeri bir giriyor, zamansız o tıklamada. Artık ne kadar kalırsan kal. Aynı zaman ama. Burada bir saniye. Bak tık. Aç bunu. Aç 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 aç. Tık. Aynı saniye. Sok içeriye. Bunu Üstad bize bir misal veriyor. Meclisin. Şimdi diyor 10 tane bir saat düşün, şey ibre düşün böyle. 10 tane ibre yap. Saati sayan ibre 1 santimetre kabul edelim uzunluğu. Ucuna bir adam koyun diyor. Biliyorsunuz saatin 60 katı daha geniştir dakika sayan. Ondan daha 60 katı daha büyüktür saniye sayan. Salise sayan, sadiseyleri sayan, rabiaları sayan, tilsi sayan. 10 tane ibre düşünün. Ama her ibre bir öncekisinin 60 katı. 1 santimetre akrebi düşünsek, saati gösteren ibrenin uzunluğu. Evet. İbrenin uzunluğu 1 santimetre. Onun 60 katı dakikayı, 60 santim. O saniye sayan ibrenin uzunluğu 60 çarpı 60. Ne yapar? 36. 3600 mu? Evet. 36 bin değil. 3600 santimetre uzun. 10. ibreyi düşünün, dünyamızdan güneşe uzanlığı 150 milyon kilometredir. Eğer 10 kişi düşünün diyor, birisi saatin ucuna oturmuş, 1 santimetrelik uzunluktaki ağır. 10. adam, 10. ibrenin başına oturdu. Aynı saatte, aynı mekanı mı dolaşırlar? Bu... Bir saatte şu kadar yapar. Değil mi? Bak. Bir saat. Peki. Dakika sayan kaç defa döner?
60 defa döner. 60 defa döner. Ve bu kadar ve küçük daire. Bak dikkat et şurası. Bunun 60 katı şu. Şu elime bak. Şu kadar mesafeyi görüyor ama aynı zamanda. Zaman değişmiyor. Mesafe değişiyor. Tamam. Onun için zaman aştı. Mekanın dışına taştı. Mekanı eğiyor. Bak. Bir santimetrede meclis-i nurani yapacağım sonra. Bunun üzerine oturdu. Bir santimetre uzunluğunda. Bu bir saatte şu kadar yaptı. Tamam. Bunun 60 katı dakika sayan 60 kat çapından daha büyük. Çapı 60. Bunun çapı 1 santim. Bunun çapı 60. Bunun gördüğü, dolaştığı sahada, gözlemlediği, gördüğü, şahit olduğu şeyler. Bununkisi 1 mi? Ve 60 defa mı? Saniyenin ise 3600 çap. Onun gördüğü herhalde 3600 zeytinin içine alır. Ama dikkat edin, aynı saat. Bir de 10. ibrenin üstünde oturan adam dünyamızın güneş etrafındaki çapı yarı çaptan daha fazla sayı çıkıyor. 150 milyon kilometre fazla. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Biz zaten bu dersleri yaptık, şu anda alim işareti hatırlıyoruz. Yani o da var, bir de şu var. Şimdi meclis-i nurani ya, yani bu sistemin bütünü. Kimisi bu ibrenin birisinin şurasına oturuyor, kimisi şurasına oturuyor, kimisi burasına oturuyor. Kimisi bu meclis-i nuranideyken ötekileri de seyrediyor. Ötekisi ruhanileri seyrediyor, ebdalleri seyrediyor, cinleri seyrediyor, melekleri seyrediyor. Bir de şeyleri seyrediyor, ebdaldan hariç ricalın gaybları seyrediyor. Mesela birileri de Allah'ı seyrediyor. Yani aynı meclistesin. Konu aynı. 16. söz. İşte Risaleler böyle bir meclis-i nuranidir diyor. Kimisi oturduğu ibreye bağlı. İbrenin büyüklüğü sana sen buraya otur, sen buraya otur denmesinin sebebi sadakatin ne kadar? Seyretme hakkın o kadar büyük. Çok fazla bilmek değil. Çünkü çok bilenler batmış sadakat olmadığı zaman. Çok bilmek değil. Bu ibreye, hangi ibreye oturacaksın? Daha geniş sahayı seyretmen için sadakatına bağlı. O meclis-i nurani şeyin katına bağlı. Yani layıkalarla hareket edin, bizim tabirle layıkalarla hareket eder. Meclis-i nuraniye girer yoksa giremez. Şimdi... evet abi. Tabii müzakerenin yapılma şartları, yapılma adabı, yapılma usulü olmakla beraber bir de ehli dünyanın buluşma yerleri ve müzakere ortamları olduğu gibi üstad diyor ki bizim de buluşma ve toplanma yerimiz vardır diyor. Güzel. Diyor. Bunu abi 14. şua 491'de söylüyor üstad. Ben metni okuyayım abi istiyorsanız. O kısa olsun. Ha, kısa bir şekilde. Şimdi üstad ehli dünyanın toplanma ve müzakere yerleri, siyasette, ticarette toplanma yerleri, onların kongre alanları olduğu gibi diyor. Bu medrese-i Yusufiye de diyor, nur talebelerinin iman-ı tahki hizmeti kutsiyesine bulunan nur talebeleri dahi kader-i ilahiyenin emriyle ve inat-ı Rabbaniyenin tensibi ve sevkiyle bu medrese-i Yusufiye kongresinde gelmesinde inşallah pek çok kıymetli manevi fayda ve ehemmiyetli neticeler ihsan edilecek diyor. Ve nurun erkanları her biri bir elif gibi tek başına bir yerde kıymeti varsa bir elif, üç elifle omuz omuza gelip hemen görüşse 111 olması gibi diye misal veriyor üstad. Ha demek ki mesela hani biz dersin mukaddemesinde tekrar demiştik. İki devlet reisinin bir araya geldiği ortama müzakere dendiği gibi iki ehli ilmin de iki doktorun da bir araya gelmesiyle ne oluyor? Bu müzakere ortamı hasıl oluyor. İşte bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye etrafında her kim toplansa ve bulursa ve bu lahika mektuplarıyla, bu düstur ve kaidelerle hareket ettiği zaman ne olmuş oluyor? Aynı onlar da bu tarzda bir kongre merkezi oluşturmuş gibi oluyor. Yani müzakerenin bir diğer manası da bu. Çünkü ehli dünya ticaret, siyaset ve sanat için buluşur. Fakat ehli iman ise, nur talebeleri ise ahiretteki ticaret, efendim söyleyeyim ahiretle dünya arasındaki yani ahiretimi nasıl kazanırım bunun siyasetini ne yapıyor? İzliyor
ve muhtaç olan ehli imana iletiyor. Demek ki yani müzakerede esas insanın kendini falan alması değil de daha çok nasıl hizmet edebilirim, daha çok nasıl bu hakikatları duyurabilirim, bu ilmi meseleyi nasıl mesela tartıp ölçüp biçebiliriz, bunu nasıl aktarabilirizin yeridir yani. Sıcak ortam. Sıcak ortam. Rıştar böyle derdi ya, Allah Allah. Derdi ki bize talebeyken, bak bunu da hemen size nakledeyim. Zübeyir abiden almış. Zübeyir abi derhal da Rıştar'ın ustadın terbiyesine. Demiş ki, bize diyordu, ben Zübeyir abiden naklediyorum dedi, ben de size naklediyorum bakın. Rıştar bana derdi ki, bir hepimize derdi ki, 37 tane vakıf vardı yanında. Bak diyor, ben aşağıda ders yapıyorum. Büyük olmaz için. Benim dersimden daha mühimdir, yeni gelenlere dersten önce veya sonra sıcak bir ortama hoş geldiniz, ona sıcak ortam yapmak. Layık olanlara tabii, leylim gelenlere. Yani benim dersimden daha tesirlidir. Belki dersi anlayamayabilir, kavramayabilir. Ama ya vallahi çok gitme, çok iyi insanlar ya. Ne anlattılar? Ya anlattılar, güzel bir şey anlattılar, bir şeyler ama ya. Hiçbir halatımı sordular, çay verdiler. Yani ilgilendi ya, adama bak ya. Bir tanesi diyor ki, örnek vereceğim, annesi zorlamış. Arabayla annesi geliyor buraya. Çocuk geliyor, leyni leyni çocuk. Ondan sonra 17 yaşında delikanlı. Derse gelmiş, say tarihi gibi bir şey ya. Cep telefonu manyağı olmuş. Bitmiş ya, beyin bitmiş. Ama kurtuldu şimdi. Şimdi 19 var. Arabayla aşağıya geliyor. Bitmiş yani diyorum size, bitmiş. Ondan sonra şeydi, nasıl olmuşsa işte akşam şey erken gelmişti, ben namaz kıldık. Ondan sonra adamla beni tanımıyor ama. Beni tanımıyor. Ben kimim tanımıyor. Oturdum, ona delikanlı hoş geldin. Hoş bulduk. Asmıyor ki surat yani. Hemen çekingen böyle. Hocam nasılsın kardeşim, iyi misin ya? İyiyim hocam. Nereden geliyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne? Halatır sordu. Ondan sonra tanıyanlar geldi, hocam falan dedi. Tabii yaşlı olunca ama kim olduğum kim bilmiyor bak şimdi. Bir şey anlatacağım. Onlar alakadar oldu falan. Onlar. Ama tabii yeni, onlar diyorum. Kardeşim okuyor musun? Okuyorum derken bir şey yapa biraz yumuşattık yani. Odun gibi bir şeyi. Biraz böyle kereste belki tahta olacak hali geldi. Sonra İnşallah görüşürüz dedik. Dersten sonra da görüşürüz, tamam. Ondan sonra ben çekip gittim yanında. Herkes bekliyor, o da bekliyor. Hoca bekliyorlar. Büyük bir adam bekliyorlar. Şeyhülislam, Şeyhülkebir bilmem ne. Yani alemi ya. Bak şimdi. Herkes bekliyor, herkes konuşuyor. Beni de, ismimi de bilmiyor. Şeyi de bilmiyor tipimi. Hasan abi gelecek, ben ne yapacağım? Ha? O da bayağı heyecanlanmış. Ha. Nasıl birisi gelecek? Ay baktı ki biraz önce bana, benimle konuşan adam. Allah Allah. Ben de hiç çaktırmadan bir kürsüye geçerken bakıyorum simasına. Bir şok var ama bir acayip bir hal. Allah Allah, bu adamın ya. Biraz önce benimle konuşan adam. Tabii derse, ondan sonra derse bir bakıyor. Dersten sonra oturuyor hala. Bak ders bitmiş. Dersten sonra kürsüme geliyorlar ya. Ders bir saat sürüyorsa iki saat veya üç saat sonra alıyorum mesela. Değil mi? İlgilenmiyor diyorum. Ne ilgilenmiyorum? Dört defa abdetim ıslanıp kuruyor. Ben cumartesi 1:30'da yaptım. Ondan sonra çıkarttılar abi çıkıyor. Bir de çıktı da. Misal. Yani bir saat konuşuyorsam 3 saat öyle mi değil mi? Evet. Soru aldım. Evet. Şimdi baktı böyle herkes o bu meğer onunla da ilgilenmiş. Doktor ilgilenmiş. Başkası ilgilenmiş ona. Şimdi bak çocuk bakmıyor mu? Geldi. Dedim nasılsın? O adam, o delikanlı, o değil. Ne anlatacağım? Şimdi o sıcak olan, gitmiş annesine, arabaya binmiş. Oğlum nasıl buldun demiş. Sonra duyuyor. Ya anne demiş. Ben daha oradan hiç çıkmam. Ki ben hiç daha çıkmam, ben çıkmam. Niye oğlum, hayırdır, ne oldu, ne yaptın? Ya anne dedi, herkesin hürmet ettiği, görüşmek için böyle, sormak için oraya oturuyorlar, o soru sorduktan sonra geliyor. Ya adam dedi, ben ne dedi, hatta beni o kadar ilgilendi ki dedi, ben dedi falan şey yapmadım dedi ona. Şey vermedim diyor. He falan öyle tabir kullandı. Ben, ama bana ilgilendi, yanıma oturdu, başımı okşadı. Ben ondan daha ayrılmam. Ve şu anda iyi bir nurcu. Ha, ne anlatıyorum biliyor musunuz?
İşte müzakerede, ders ortamında sıcak bir hava var. Benim aşağı, hem size de söylüyorum, ben aşağıda yaptığım dersi, Rüştü abinin dediğini tekrar ediyorum. Siz de tekrar edersiniz gelecek nesile. Benim dersimden daha mühimdir bazılarına, dersten önce veya sonra hal hatır sorup sıcak bir ortam yapmak. Müzakere. Yani müzakerede hoca talebe ilişkisi olmadığı için o muhabbet de o yüzden. Ha evet hoca, aferin Furkan Bey. Ona durdum vurdum bir tane şey. Bak hoca talebe ilişkisi yok. Aferin lan. Evet. Şu anda hoca talebe ilişkisi var mı Allah'ın sırrı? Herkes söylüyor. Herkes söylüyor ya. Benim derslerimde çoğunlukla öyledir. Cumartesi söyledim mi? Her katkısını istiyorum, katkısı olanlara fırsat veriyorum, el kaldırıyor. Veya hiç kaldırmıyor da pat diye giriyor, tamam. Dinliyorum. Çok severim, benim en çok sevdiğim ahlakımdan bir tanesi söyleyeyim. Yani karıştırma, enaniyet yapıp, yani dalga geçmek, beni başka bir yere sevk etmek hariç. Hakikaten konuşurken ders ortamında yüzlerce kişi dahi olsa adam bir şey anlatıyor. Vallahi billahi ya. Böyle dinliyorum, bakayım ne diyecek, benim bilmediğim ne var ya. Dinliyorum vallahi. Ha ben dinliyorsam, o zaman konuşmamda dinleniliyor. Ben dinliyorum. Bak başında dersin hakimi bu, tertemiz. Ve beraberiz, işte Furkan'ın dediği talebe hoca, yok öyle bir şey yok, mesleğimizde yok zaten. Evet abi. Şimdi abi, son şeylerine gel, 5 dakikan kal. Eğer müzakere, yani normalde bir derste bitmez de abi, biz konu başlıklarını ele aldık. Tamam. Konu başlıklarını birer tane misalle açıkladık. Tamam. Bu bir saatlik derste müzakerenin ana mahiyeti, ana gayesi, hepsi kolayca veriliyor. Şimdi abi mesela Furkan çok güzel bir şey söyledi. Müzakerede hoca talebe şeyi yok. Çok güzel, hoşuma gitti vallahi ya. Furkan, bazen kafan çalışıyor ya. Devamlı çalışsa sana da bize de sorun olur ya. Şimdi bu müzakerenin bu cihetini bilmeyen, müzakereyi böyle ben katılamam, ben yapamam, ben ortama giremem gibi gördüğü için bu mahiyetini bilmiyor, uzak duruyor abi. Çok güzel, bu da çok güzel. Bize soru sorarlar, bize şey yaparlar. Halbuki müzakere... Evet, bazı çok... yeni gençler gelecek, yok anne, yok baba, gitmem. Niye? Bana soru sorarlar ya, ben ne diyeceğim? Burada böyle bir şey yok. Yok, yok. Onun için hatta bu manayı bilmeyen hizmetten kardeşler de müzakerede dershanelerinde yok gibi bir şey yani. Zannediyorlar ki böyle çok farklı böyle manalara... Yol, iş işten, rayından çıkacak diye. Dershaneler çöker arkadaşlar müzakere yoksa. Çünkü artık enelere döner, kendi kendini yer. Benim seviyemi, bilgimi vesaire sana yansıtacağım, senin gibi var. Ondan sonra sen bir şey söyleyeceksin, benim öyle bir alt üst ediyor ki bütün bilgilerimi yeniden sorgulattırıyor. Dolayısıyla müzakere ortamı böyle 7'den 70'e bir tıflı nevresideyle İbn-i Sina'nın da o ortama, o Meclis-i Nurani'ye girse hepsi o hakikattan, o kelamdan dersini alacağı nurani bir ortamdır. Üstad bunu mektubatta söylüyor. Bir tıflı nevresi de ile diyor. Cibril aleyhisselam omuz omuza verirler Kur'an'ın dizinin dibinde. İkisi de diyor kendisine göre derslerini alır diyor. Kaydında var mı? Kaydımda yani bu şekilde zihnime kaydetmişim. Tamam. Tabii, o var. Hatta diyor bir çoban Allah alem İbn-i Sina ile diz dize verir. Bazen diyor o mümin diyor İbn-i Sina'dan saffet-i iman cihetiyle daha çok istifade eder evet, diyor. Doğru. Orayı söylüyor. Orayı nasıl okuyayım? Okuyayım tam yerinde. Bu müzakerenin farklı bir ciheti. Yani Kur'an müzakeresi, hakaik-i imaniye müzakeresi. Şöyle diyor üstad. Hem Kur'an'ın mertebi irşadında öyle bir genişlik var ki. Hani dedik ya adam çekiniyor, müzakere yapmaya çekiniyor. Medresesinde müzakereden uzak duruyor. Halbuki Kur'an'ın mertebi irşadında şöyle bir genişlik var. Yani dershanede kalanlar müzakere ortamını yapmıyorlar. Birincisi forsum düşecek. Herkes konuşacak, ben ilerledim. Hep konuşmaya alıştığı için dinlemeyi zor. Birincisi bu. Sanki dershaneciliğin zıttı, tam tersini dershaneciliğin emridir bu. Esasıdır. Yani o zaman ne oluyor? Hep ver bıkıyor da adam ya. Yani içe dönmüyor. Hep verici radyoda. Şöyle diyor üstad. Hazreti Cibril aleyhisselam bir tıflı nevreside ile ufak bir yeni çocuk. Bebek ile, çocuk ile Cibril aleyhisselam omuz omuza o dersi dinler, hisselerini alırlar. Peygamberin dersinde. Evet abi. Peygamberin dersinde,
Bu Kur'an'ın icaz-ı manevisi olan Risale-i Nur'da bu vardır. Bu var. Sonra, çünkü Kur'an'da cari olan bir sır Risale-i Nur'da da caridir. Çünkü Allah Resulü anlatırken Cebrail de dinliyordu. Abdullah bin Ömer de dinliyordu. Çocuktu. Çocuktu. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlu. Sonra diyor abi ve İbn Sina gibi en dahi feylesof, en âmi bir ehli kıraatla, diz dize aynı dersi okurlar, derslerini alırlar. Hatta bazen olur ki o âmi adam, o mümin, ehli kıraat olan yani feylesof olmayan ne yapıyor? Kuvvet ve saffeti iman cihetiyle İbn Sina'dan daha ziyade istifade eder. Nerede geçiyor sayfa söyle? Abi bu mektubat 190'da geçiyor. Aferin. Sonra abi 19. mektup. 19. mektup abim. Müjdat Ahmedi'yle. Üstad İşaret-ül İcaz'da diyor. Sekkaki gibi diyor. Bir dahiye-i belagat olan diyor. Kalbinden geçen ince manaları diyor. İmrül Kays gibi bir bedevi daha güzel tercüman olmuştur diyor. Sekkaki onu dile getirememiş. Kalpten geçen o manayı. Ama İmrül Kays bunu dile getirmiş. Demek ki müzakere ortamında böyle bir efendime söyleyeyim bir ilmi kabiliyet efendim böyle bir şaşa falan istenilmiyor. Sadece enaniyete düşmeden, gurura kapılmadan, işte kendisini hot furuşluk falan tarzında olmadan ona bu şekilde ihlaslı bir şey katılsa ne oluyor? Dersini çok güzel bir şekilde alabiliyor. Bunu Hazreti Ebu Bekir'in sözüyle şey yapayım. Buyurun abi. Şimdi güzel konuşmak için diksiyon dersi alınıyor. Hazreti Ebu Bekir size sormuşlar Hazreti Ebu Bekir. Güzel konuşmak nedir? İçerisine yalan olmayan ve kendisine katma. Hani ben onun için söyleyeyim sonra ben ekleyeyim. Çünkü bozmayayım. İçerisinde yalan olmayan konuşmaktır. Güzel konuşmak. Güzel konuşmak şudur diyor. İçinde yalan olmayandır. Ben bir şey diyorum. Ona devam. İçinde yalan ve kendisi olmayan. Kendisini katmayandır. Mesela bizden daha acayip konuşanlar var. İnternetlerde şuralarda. Belakı. Tabii herhalde. Biz telaffuz da edemiyoruz çoğu şeyleri. Ama hakikaten Risale'nin dersinde tesiri, Üstad da öyle diyor. Risale-i Nur'un mevzularını belki daha beligane ifade edenler var ama Risale'nin o kadar tesir olmamasının sebebi Risale-i Nur'da cari olan sırrı ihlastır. Evet. Yani samimi, işte müzakerede samimiyet oluyor. Şurada kim şey yok. Kim önüne geliyorsa söylüyor. Bu çok hoşuma gitti mesela Furkan'ın şeyi. Talep Hoca ilişkisini kaldırıyor. Kaldırıyor. Ben mesela aklıma gelmemişti. Yani dolayısıyla safi kalbiyle Allah'ını söyletince hepimiz istifade ediyor. Yani o zaman ihlas hakim oluyor. Burada bir tane diyebilirim, vallahi içimden geçti ama ben diyemedim. O zaman sen hiçbir şey anlamamışsın bu müzakerede. Dolayısıyla bu şeyi ortaya koyuyor, bu sistemi. Evet, evet. Bir de abim, kainatta da böyle manevi bir müzakere ortamı gibi bir hal var. Üstad Hazretleri besmelerinin sırrını anlatırken abi 14. lemanın 2. makamında 1. sırda diyor ki kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanük ve tecavüp var diyor. Bu da diyor nedir? Tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor diye devam ediyor abi. Kainatta dahi bu cirimler, camit olan cirimlerde böyle bir cevaplaşma, böyle bir tesanüt, tenasüp varken peki halife-i arz olan, muhatab-ı ilahi olan ve bu Kur'an hakikatlerini ve İslamiyet hakikatlerini müminlere, muhtaç olan müminlere evvela kendi imanını kurtarmaya bu nur talebeleri de kendi medreselerinde bu tarzda bir teanük, teavün, tesanüt, bir cevaplaşma, bir yardımlaşma olması lazım değil mi abi? Tabii ki de lazım. Peki bu nasıl olacak? Ferit bir şekilde, tek başına takılarak mı olur bu? Asla ve kata böyle olmaz. Çünkü adetullah kanunlarında dahi böyle bir tesanüt varsa tabii ki de insanların mabeyninde böyle bir müzakere ortamının, cevaplaşmanın olduğu, konuşmanın olduğu, tesanüdün olduğu, seciyelerin inikas ettiği bir müzakere ortamı olması lazımdır ki üstadın en büyük gaye hayallerindendir bu. Evet. Risale'ye şöyle hakkaniyetle bakan, enaniyet yapmadan bakan, böyle taassupla bakmayan bir adam ne yapacaktır? Bunu görür abi yani Risale'de bu var. Ki adetullah kanunlarında bu varsa insanlarda da bu hayli hayli hele ki nur talebelerinde olması lazım yani abi. Son olarak da abi müzakerenin adabı ve makbuliyet şartı nedir? Onu şeye bırakalım. İsterseniz bir dahaki derste de bırakalım. Onu bırakalım. Ondan sonra mutala mı olacak? Şimdi mütala kaldı abi. Bu bitiyor mu? Bu söyleseydin bitiyor muydu? Bu söylesem bitti.
Ozan tamam söyle. Tabii dediğim gibi yani bitmez ama olsun. Bu başlık altında topladık. Mehmet biliyor. Müzakerenin adabı makbuliyet şartı vardır. Bu da nedir? Enaniyet ve gurura düşmemektir. Üstad Hazretleri bunu Mektubat 351'de söylüyor abi. Şöyle diyor. Bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı insaf ile hakkı bulmak niyetiyle. İnatsız bir surette ehil olanların mabeyninde o konuya, o meseleye vakıf olanların arasında sui telakkiye, yanlış akledilmemesine, yanlış anlaşılmamasına sebep olmadan caiz olabilir. Yani onun konuşulması, münakaşa edilmesi o zaman caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki, peki nasıl Cenab-ı Hakk'ın rızası onda nasıl gözükür? O da şudur ki, eğer hak o meselede savunulan mesele, o ilmi mesele, muarızın elinde zahir olsa, onun elinde gözükse, o anlatsa, müteessir olmasın. Belki memnun olsun, çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zahir olsa, fazla bir şey öğrenmedi, belki gurura düşmek ihtimali var. Senin elinde gözükse, o sana ait olan bir şey değildir. Senin ortaya ben şey de gurur ol, aferin lan diyecekler. Gurur olma özelliğim var. Var. Ama ben zaten biliyordum, bir katkı yok. Ama bilmediğim bir şey senden öğrense bir katkı oldu. Oldu. Dolayısıyla bu da abi müzakerenin makbuliyet şartı, enaniyet yapmamak, gurura düşmemek, insaf düsturuyla karşındakinin fikrini almak, onu beklemek, onu düşünmek. Bu tarzda, bu da adaplarından bir tanesi abi. Çok güzel. Bir de talebe-i ulumun şerefi nasıl kazanılır? Üstad Hazretleri bunu da mütala ve müzakere-i ilmiye ile talebe-i ulumun şerefini kazanılacağını yine şu anda 314'te söylüyor. Şöyle diyor. Teselliye dair evvelce yazılan küçük mektuplar ara sıra okunsa ve meyvenin hususan ahirleri beraber mütala edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur'un meseleleri müzakere olsa inşallah talebe-i ulumun şerefini kazandırır. Hakaiki imaniye, hakaiki Kur'aniye, hakaiki İslamiye'ye dair bu meseleler konuşulduğu zaman, görüşüldüğü zaman talebe-i ulumun bu şekilde şerefine nail olunuyor. Ki talebe-i ulumun da yatması, yemesi, içmesi, meşru dairede gülmesi dahi ibadettir. Meşru dairede. Bu da talebe-i ulumun şerefi de bu cihetle kazanılıyor. Vay be. Acil bir şeymiş. Ama ne kadar ihmal etmişiz. Maalesef yani dershanelerde bu çok böyle hani haftada bir yapılacak kadar geriye atılan böyle bir de şu şeye dönüşüyor. İnatlaşma var, bağırışma var, o bildi var, insaf yok yani. Ehli münazaranın ilmi münazarada bir kaydedir abi. Üstad bunu söylüyor. İnsaf düsturunu esas alacak. Ve bir de şey söylüyor orada. Ehilleri mabeyninde. Onu okursan onu. Tekrar okuyayım abi. Mektubat 351. 351. 26. mektubun ikinci mefası mı? Orayı tam almadım abi ama. Tamam işte orası. Bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı insaf ile. İnsaf ile. Hakkı bulmak niyetiyle. Hakkı bulmak niyet olacak. Yani kendimi satmak olmayacak. Olmayacak. Bir hariç bir şey bu. Bakayım bilmediğim ne öğreneceğim? İnatsız bir surette. İnatsız, üç inatsız bir şeyle. Ehil olanları mabeyninde. İnat şu, dediğini bildiğim halde değil. Dört, ehilleri mabeyninde. Sui telakkiye sebep olmadan. Yani insanların kimliğini ve kişiliğini, özgüvenini vesairesini ve o zarar vermeden sui telakkiye. Yani öyle bir tavır takınıyorsun gibi öyle. Bir adam da karşıdaki adam da konuşacağına pişman oluyor. Bulunduğunu bulunacağına, konuştuğunu konuşacağına. Öyle böyle surat asıyor sonra. Yok adam ya böyle. Sui telakkiye sebep vermeden. O meşetti. Bu beş cihetle bu hakiki bir münazara ve müzakere oluyor ya abi. Şimdi Üstad Hazretleri bunu Risale-i Nur'da müthiş yaşıyor. Mesela Üstad diyor ki abi 25. sözde ben diyor bu sorulan ehli ilhadın sordukları soruları 25. sözde almadım diyor. Eğer alsaydım diyor şüpheye sebep olur. Direkt cevap verdim diyor Üstad.
Hmm. Şimdi burada dedi ya, ehil olanların mabeyninde. Münakaşası o şekilde caiz olur. Yani sui telakkiye, batılı tasvir etmemek lazım. Lazım. Ama ne yapıyor adam? Ama soruyu bana şöyle sordular diye. Çok zor be. Yani şey o, basit bir şeyse, yani sana zarar vermeyeceğini bilsen yapmak lazım. Yapmak lazım. Yoksa öyle onların sorusunu buraya getirirsen, cevap verdin ama belki bazıları tatmin olmadı. Olmayabiliyor. Bu tarzda müzakerenin adabı, makbuliyeti bu 5 şarta uyulduğu zaman oluyor. 5. Müzakere ancak böyle olur. 5 tane. 5 tane. 1. İnsaf ile, hakkı bulmak niyetiyle ehilleri mabeyninde suyu telakki vermeden, bir tane de var. İnatsız bir surette caiz olur. Bir de abi Zübeyir abi konferansı söylerken diyor ki, hem bu konferans benim çok muhtaç olduğum gayet nafi bir dersimdir. Muhatap kendimdir diyor. Dersimi müzakere nevinde siz mübarek kardeşlerime okuyacağım diyor. Demek ki hani burada dedi ya, gurura düşmemek, enaniyet yapmamak. Müzakere ortamında da evvela ve evvela muhatap kendi nefsini esas alacaksın. O tarzda müzakere ne oluyor? Makbul, caiz, yani oluyor abi bizim bu tarzda. Nereden, ne diyor Risale? Biz ne yapıyoruz? Allah bizi affetsin. Bitirelim abi. Başka yok değil mi Musa? Yok abi, tamam abi. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'te ma salavatam.